Sporun teknik direktörü olmuşsun Nihat. Hayırlı olsun. Maçın da ilk maçında 1-1 berabere bitmiş. 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Büyükdere Spor senin teknik direktörlüğünde ilk puanını almış. Nedir bunlar? Şimdi doğru. Olay şöyle gelişti. Evet. Ben geçen bir spor programına katılmıştım. Sergen Yalçın'ın programına. Sergen'le Bilgin Gökbey'de futbol üzerine konuştuk. Orada da insanlar tarafından hayretler içerisinde bırakan şık güzel yorumlar yaptın. Evet. Orada da herkes tabii şok oluyor. Ya Nihat Doğan'ın bu kadar konulara vakıf olması, hakim olması ne alaka diyorlar. Ve bu arada da Galatasaraylı bizim eski topçu var, Evren Turan. Evren, evet. Onlar da seyrediyorlarmış. Evet. Kulüpte dernekte oturup seyrediyorlarmış. Ondan sonra ya diyorlar acaba Nihat'ı hoca olarak getirsek nasıl olur? Takım da kötü gidiyor. Altıda da 0 çektik. Yani kümeye düşeceğiz. Kümeye gidiyoruz. Nihat buna ne der diye Evren aradı beni. Yemek yiyebilir miyiz ya şimdi? Ve öyle geldiler sen. Peki Nihat, senin teknik direktörlük diploman var mı ki? Şimdi abi yani kenarda olmak için illa diplomaya gerek yok. Ne dersin Ertem? Olur mu Nihat'tan teknik direktör? Nihat şimdi... Alo, duyuyor musun Nihat? Futbol bilgisini biliyorum ben Nihat'ın. Nihat çok iyi top oynuyor bir kere. Halı sahada çok iyi top oynar. Artı o yorumlarını ben de Twitter'dan takip ettim. Çok güzel yorumlar yapmış bir. İkincisi ben şeye bakarım. Duruşuna bak abi. Tarzına bak. Tam bir teknik direktör havasında. Yani kenarda takımını zaten motive edecek. Kelebekte terime rakip diye manşet var. Evet, yani. Evet. Tam duruş. Nihat, duyuyor musun bizi? Duyuyorum. Yani bir ara sesin gitti de. Peki senin teknik direktörlük diploman yok. O nasıl oldu? Nasıl çıkıyorsun sahaya? Şimdi Ertem'e teşekkür ediyorum. Ertem de zaten spor içerisinde bir kişi. Yedek kulübesinde olmak için illaki teknik direktör diploması olmasına gerek yok. Yani orada sportif direktör olarak duruyorum ben. He, sportif direktör olarak sahaya çıktın. Tabii. Sportif direktör olarak duruyorsun veya teknik menajer olarak da durabilirsin gençte. Veya tercüman da durabiliyor yani. İlla ki şimdi insanlar da olmuş, böyle Twitter'dan da mesajlar arıyorlar. Sen yedek kulübesinde nasıl duruyorsun, teknik direktörlük lisansın yok, doğru mu Ertemciğim? Doğru. Boynundaki o kart zaten federasyon tarafından özel izinle verilen. O kartı taktıktan sonra hani herkes gidip durabilir ama şu Nihat'ın demek istediği şu bence. Sportif direktör olması hani Sinan Engin de zamanında aynı şekildeydi. Yani teknik direktör değil ama sportif direktör teknik direktörün önünde takımını motive etmeye çalışıyor ki bence Nihat bunu da başarabilecek bir kapasitede. Yani o Nihat'ın hırsıyla olabilir tabii. Ya bizim ülkemizde Cengiz abi, bizim ülkemizde 4-4-2, 3-5-2 önemli değil. Bizim ülkemizde hadi koçum, hadi aslanım yaparsın sistemi Türkiye'yi bir yerlere getirecek bir sistem. Nihat Doğan, senin sistemin bu mu peki? Tabii azim şart, özgüven şart, hırs şart. Neticede ben takımı devraldığımda takım moralinden bitikti. Her hafta 3-4 tane gol yemiş. Gol 3-4 tane, 6 maçta 4 golü zor görmüş. Hata çıkamayan. Bütün 90 dakikayı hemen hemen neredeyse kendi ceza sahası içerisinde geçirmiş. Moral ve motivasyon olarak çökmüş bir takım devraldı. Arkadaşlara verdiğimiz o moral dedi şey mi takım... Daha ilk maçta karşılığını buldu. Güzel. Rakip sahada oynuyoruz. Boğuyoruz rakibi. 1-0'da geriden gelmemiş olmamıza 90'da golü buluyoruz. 92-93'te de 2-3'ü kaçırıyoruz. Yani. Bakar mısın ya? Nihat, şunu da sorayım. Programa davet etmek istiyorum seni. Tabii uzun uzun konuşuruz bunu. Teknik direktörlük diploması alacak mısın? Bu işi sevdin mi ve devam edecek misin? Vallahi bir kere zaten sevdiğim bir meslek. Evet. Her zaman bir futbolcu olmayı çok istemiştim. Ayrıca da her zaman da söyledim. Yani Mourinho'yu ve Fatih Terim'i ayrı tutuyorum. Onlar benim idollerimdir diye. Mourinho'nun da bu işe tercüman olarak başladığını kimse unutmasın. Sevgili Cengiz. Doğru söylüyorsun. O zaman sen de yarın öbür gün belki de bir Mourinho, bir Fatih Terim gibi sağ kenarında görebiliriz seni. Olabilir. Neden olmasın? Geçenlerde bir kitapta okumuştum. İşte de okudum yanlış hatırlamıyorsam. Amerika'da Yankiler diye bir takım var. Yankilerin başına bir iş adamı geliyor. Ve takımı şampiyon yapıyor yani. Evet. Sen de büyükleri yapabilirsin. Çok teşekkür ediyorum Nihat Doğan. Şampiyon. Şunu söyleyeyim. Yani şampiyonluk değil. Önemli olan bu sene takımı kümede tutmak. Evet. Ama eğer gerçekten bu işi ısınırsan, bu işi seversen ben teknik direktörlük diploması için de başvuracağım. Harika. Bence seveceksin ve devam edersin bu işe. Çok teşekkür